Harikasınız. Devam ediyoruz. Evet, Nihal o da mı sen? Nihan. Ya Nihal bütün gün Nihan bütün Nihan, gün. Nihan isim değişti, o kadar zaman geçti ki. Efendim, evet buradayım. Burada. Evet. Başka, başka sorun var mı? Seni daha fazla bekletmeyeyim. Başka bir sorun var mı? Hayır, başka sorun yok. Beni misafir ettin, teşekkür ederim. Allah'ım, beklemiş orada. Peki, çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Oldu o zaman. Görüşmek üzere. Saygılar. Görüşmek üzere. Kaan, en büyük sıkıntın magazincilerle herhalde bir sıkıntın varmış. Doğru mu? Yani magazinciler seni kameralarımızı iten adam olarak mı biliyorlarmış? Neymiş abi? Öyle bir durum mu var? Ya öyle bir durum oldu. Ben işte iki kere böyle bir olay yaşadık falan. İttin mi gerçekten? İtmedim abi tabii ki de. Yani evet. Şöyle bir şey. Ben zaten hayatımda ilk kez kamera görüyorum. Yani nereden bileyim? Evet, işte, itilip itilmeyeceğini bile bilmiyorum. Bilsem belki ama. Yani kamera itilir mi onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. E tabii insan şey oluyor. Bir garip hissediyor. Bir anda kamera olunca dümdüz önüne bakıp iyi akşamlar deyip gidiyorsun. Evet. İtti diye yazdılar. Erkan da dedi ki sette acaba dedi sen insanları itmeye mi başlasan? Bir videosunu çeksek falan. Evet, bu bir karakter haline geliyor evet, yani. Evet, iten adam diye. Ama bunu bir açıklığa kavuşturalım. Bazen yanlış haberler olabiliyor, yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Evet. Artık biz 19. senede, 20. senede neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz ama genç arkadaşlar yani sizin gibi bazı şeyleri bilmeden yanlış yapıyor olabilir. Onlar da bilmeden yanlış anlıyor olabilir. Yani kamera itmedim diyorsun. Tabii ki de. Evet, öyle bir sıkıntımız yok. Buradan bütün magazinci arkadaşlara duyurulur. Sende bir plan program var mı bu dizinin dışında? Neler yapıyorsun? Var. Bana mı dedin? Olsun. Var, adama 40 var. Yılda bir söz geldi, var, onu da bu aldı. Var, beraber bir plan yaptık. Bir tane korku filminiz var. Varmış, doğru mu? Evet. Evet, beraber bir korku filmi yapmışsınız. Evet. Kaan ve benim ortak yapımcısı olduğumuz, Caner Özyurtlu'nun da yapımcısı olduğu Ümmü Sibyan Zifir. Çok yakında vizyonda. Ümmü Sibyan Zifir. Evet. Hamile kadınlara musallat olan bir cinin hikayesi mi? Yani evet, yakın bir şey söyledin. Evet. Fragmanı var, fragmanı var. Şimdi yayınlamayacağız. Sabah 5 gibi girecek. o kadar da. Ben izledim, gerçekten de feci bir şey yapmışlar. Yani fragmanı şimdi izlersek konuyu toplayamayız diye. Evet. Sonra izleriz fragmanı. Ümmü Sibyan 21 Kasım'da vizyonda olacak. Oyuncuları burada mı? Evet. Evet, oyuncuları da orada oturuyor. Bir el kaldırsın oyuncuları bir görelim. Evet, harika. Birazdan izleyeceğiz. Kolu kırılan sen miydin? Evet, sen. Evet, genç arkadaşlar oynamışlar. Senin bir özelliğin var. Neymiş? Bu kadar doğrusu, merak ediyorum ki şu an. Ya aslında şu, bana anlattın da ben burada anlatmanı istiyorum o hikayeyi. Çok enteresan bir hikaye, çok güzel bir hikaye. Bugün bizim tanıdığımız bir oyuncuyu sen aslında bu camiaya garip bir şekilde kazandırmışsın. Yani tam olarak kazandırmak yanlış kelime aslında, öyle değil de. Hı. Hani hayatlarımız bir yardım yerinden etmişsin. Çakıştı. Ne oldu? Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin önünde. Önünde evet, kaldırımda çok da iyi görünmeyen bir kız gördüm. Kaç sene önce? Herhalde 10. 10 sene önce? Evet. Çok iyi görünmeyen bir kız gördüm. Mutsuzdu, biraz ağladığını düşündüm, canının sıkkın olduğunu düşündüm. Yanına gittim. Neden kötü olduğunu sordum. Konservatuvar oyunculuk sınavına gireceğini ve fakat parçalarının eksik olduğunu söyledi. Hani böyle olayların içine girip bir dakika ben doktorum diyen biri gibi bir dakika ben oyuncuyum seni çalıştırabilirim. Kaç dakika sonra sınava gireceksin dedim. 45 dakikam var dedi. Annemlerin evi çok yakındı oraya. Onu aldım eve götürdüm. Konservatuvar parçalarını hazırladık ve sonra sınavı kazandı. Ve sonra da çok yetenekli biridir. Hepimizin tanıdığı harika bir oyuncu oldu. Evet, kim bu kız? Müjdat Gezen'in önünde canı sıkkın ağlıyor. Şebnem geliyor, niye ağlıyorsun? Böyle böyle 45 dakika içinde eve gidiyorlar, çalışıyorlar. Ve o kız şu anda Gonca Vuslateri, Vasfiye teyze. Vasfiye hala. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.